Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Biyadez zerratil kainat ve mürekkebatiha. İşaretül İcaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihinestain. Tembih. İşaretül İcaz tefsiri eski harbi umuminin birinci senesinde cephe-i harpte mehassız ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruriyetinden başka dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış, Fatiha ve Nisve evvel daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela o zaman izaha müsaade etmiyordu. Eski sait icazlı ve kısa tabiratla ifadeyi meram ediyordu. Saniyen, gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu. Başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen, eski sait en dakik ve en ince olan Nazm-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni sait nazarıyla mütalaa ettim. El-Hak, eski saidin bütün hatiyatıyla beraber şu tefsirdeki tetkikat-ı âliyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyetle ve belagatın kanunlarına ve ulum-u arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerh edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona kefaret uzunup yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamları yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı, tefsirin bu birinci cildi icaz vücuhundan olan icaz-ı nazmiyi beyan ettiği gibi, diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaik-ı tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'an-ı Müzzülbeyan'a güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüz'i tefsir ve 66 adet, belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yazsın inşallah. Haşiye, bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan 12 ayet ile muannit kafirler için olan 2 ayetin izahat ve tafsilatının içinde bazı çok münasebat-ı belagatı çoklar anlamayacak ve istifade edemeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak mahiyeti küfriyesinin tafsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfaz-ı Kur'aniyenin ince ince işaret ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi 3 nüktedir. Birinci nükte, bidayeti zuhur-u İslamiyet'te muannit ve kitapsız kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynen bu zaman-ı ahirde bir naziresi çıkacağını, ders-i Kur'an'den gelen bir sünahat ile eski sait hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş. Fakat mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinat noktalarına mücmel bırakmış, izah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski sait bu tefsirde Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaretine ehemmiyet vermiş. Şimdi bu birinci nüktede Risale-i Nur'un meşrebi ilgili çok önemli bir özelliği üstad ifade etmiş oluyor. Menfi meseleleri tezekkür etmemek. Çünkü menfi meseleler zihinde iz bırakabilir. Eğer bir insanın imanında tam bir rusuhiyet yoksa, biraz meşrebe, sati ve suri ise o menfi meseleler idrakta yer tutabilir. Kalbi bulandırır. Ruhu kirletebilir. Burada ölçü. Yani menfi vermeden müsbeti vermek.
Bu cihette Risale'ye baktığımız zaman mesela eski alimlerin kitaplarında müdakkik, yani müfessir, müdakkik bir zat, bakıyorsunuz batılı anlatıyor. Sayfalarca anlatıyor. Cevap gayet mukni, kısa ve öz. Evet, diyelim ki 3 sayfa menfi anlatıyor. Bir paragrafta cevap veriyor. Paragraf mütmaine bir kalp için, müdakik bir insan için kafi. Ama mütehayir bir insan için, yani doğru dürüst fikren yürümekte aciz olan bir insana, yani o kısa bilgi şey yapıyor, zarar meydana getirebiliyor. Onun için sanırım bir ölçü, efendim, menfi vermeden, suali sormadan sualin cevabını vermek. Batılı, yani sanırım da Üstad bunun altını çizmiş, ne diyor? Batılı tasvir, safi zihinleri idlal eder, daralete götürebilir. Şimdi bu tebliğ noktasından da bizim için bir ölçüdür yani. Yani negatifi, menfi zikretmeden ama menfiye cevap şeklinde, delille, hüccetle, mantıkla, muhakemeyle yürümek hikmete medar, belagata muvafık ve mutabık bir meşreptir. Risale-i Nur bu meşref ve bu meslek üzerine gidiyor elhamdülillah. Evet. İkinci nükte, madem Kur'an-ı Hakim'in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf 10, 100, 1000 ve binler sevabı ve baki meyve-i uhreviyi verecek mahiyettedir. Elbette eski saydığım bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemmiyetsiz değil. Belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri gibi kıymetli olduğunu hissetmiş ki, o dehşetli harp içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten, avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış, ondan vazgeçirmemiş. Haşiye, acaba böyle bir adam hiç mümkün müdür ki dini siyasete dünyayı alet etsin? Bu ithamı yapanların ne derece adaletten hariç bir zulüm ettikleri anlaşılır. Nur talebelerinden Zübeyir Bayram. Üçüncü nükte, Türkçe'ye tercümesi, Arapçadaki cezalet, belagat ve harika kıymetini muhafaza edememiş. Bazen de muhtasar gitmiş. İnşallah Arabi tefsir, bu tercümenin ahirinde bir mani olmasa neşredilecek. Tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabi tefsirde tevafukun envandan çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamış. Onun için o matbuğun aynı tarzında imkanı varsa mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki alamet-i makbuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Devam edelim mi abi? Evet, edelim. Bismillah Subhanehu. 40 sene evvel Harbi Umumi'de, cephede, avcı hattında, bazen at üstünde telif edilen bu İşaretül İcaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi belagatı ve kavaid-i arabiyeyi bilmediğimiz halde aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azimi fehmettik ki bu İşaretül İcaz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir Kur'an'ın vücuh-ı icazından yalnız nazmındaki icazı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz. Birincisi, madem Kur'an kelamullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nev-i beşere hitap ediyor, ders veriyor. Hem bu kainat Halik-i Zülcelal'in kelamı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Elbette manaları külli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'i bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve gulub ve ervahının her birisine layık gıdaları veriyor, dağıtıyor.
Demek şimdi Kur'an'ın vücu icazını nazmındaki belagatına medar özellik. Birincisi bu. Kur'an Kerimullah'tır. Umum diyor bak. Umum asırların üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nevi beşere hitap veriyor. Hitap ediyor. İşte demek Kur'an'ın dersi küllidir. Yani rububiyetin en yüksek mertebesinden ta muhtelif tabakalara umuma konuşuyor. Demek bu cihette kelam-ı ilahi olduğu için beşerin bütün suallerine Kur'an ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu ne demektir? Buradan çıkan sonuç demek ki Kur'an'ın kelamı nedir? Manalar külli ve umumidir. Üstad muhtelif yerlerde bunu da ifade ediyor. Külli manaların da çok tabakatı var. Yani sarih mana var, işari mana var, remzi mana var, tenbih manalar var. Her asra bakan cihet ve cephelere Kur'an-ı Kerim icaz noktasından elhamdülillah cevap vermiş oluyor. Çünkü Kur'an'ın manaları küllidir ve elhamdülillah umumidir. Yani burada mukayese edilmez. Yani beşerin kelamı, işte beşerin kelamı nedir? Beşerin istatları nakıs, işte görmesi nakıs, işitmesi nakıs, idrakı, intikali de nakıs. Demek kelamı, işte insanların kelamı belli bir zamana taalluk ediyor veya belli bir taifeye konuşuluyor veya cüz'i, genel olarak insanların beyanları cüz'i bir manaya inhisar ediyor. Halbuki Kur'an öyle değil. Bütün inse cinsin, bütün muhtelif tabakalarına, ehli efkara, ehli akla, ehli kalbe ve ervahın ihtiyaçlarına layık gıdaları her asırda Kur'an-ı Kerim'i beyan muhataplarına vermiş oluyor. Bu nokta birincisi. Evet. İkincisi? Evet. Müsaadenizle yani bu... Tıpta şöyle denir, tıpta bildiklerimizin %50'si 2 yılda değişiyor. Yani yanlış olduğu, doğru olmadığı kanıtlanarak yeni fikirler ortaya atılıyor. Yani bu belki %50 iddialı bir söz ama gerçekten yani en şey ilimde bile böyle bir değişiklik söz konusu. Şimdi en son yaşadığımız bu korona şeyinde yani neler değişti, yarın neler değişecek, insan takipte zorlanıyor. Bugün A dediklerine yarın B diyorlar. Yani gerçekten yani an ve an değişiyor korona ile ilgili bilgiler. Ama elhamdülillah yani Kur'an-ı Kerim yeni nazil olmuş gibi beşeriyete nur saçıyor, ışık saçıyor. Şimdi tabii ilmin adımları nedir? Nakıs ve noksandır. Bazen ifade ediyoruz ya masallarda az gitmiş, uz gitmiş, tepe düz gitmiş, dönmüş, bir arpa yolu yol gitmiş. Şimdi ilim nedir? Bak sınama ve denemedir. Onun için usta tıp ilmine ilim demiyor. Bak dikkat ederseniz tıba ilim demiyor. Niye? Bir tane karaciğer profesör vardı, Allah rahmet eylesin. O Aydınlar Ocağı'nın da başında. Süleyman Yalçın. Yok değil, daha öncesi. Süleyman Yalçın. Süleyman Yalçın. Onun ben bir konferansta söyledim, aynen ifadesi. Biz dedi karaciğer hakkındaki bütün 50 seneki bütün bilgilerimizin hepsini toprağa gömdük. Bu Süleyman Yalçın'ın ifadesi. Evet. Değişiyor, sürekli değişiyor. İşte yani işte bu COVID bunun en güzel misali. İlk çıktığı zaman verilen ilaçlarla şimdi verilen ilaçlar yani... Allah rast getirsin yani. Yani insanlar sıhhata giderken çok insan da bu adamı oluyor. Sınama ve deneme ile hayatını bitiriyor mu? Bitiriyor yani. Ama Kur'an, kelam-ı ilahi, hak olan, haktan gelen hakkın beyanıdır. Kur'an'ın hakikatlerinde tahvil ve tebdil olmaz. Ama Kur'an'ın manasının tabakatında camiat vardır. O camiata medar her bir mananın da mana tabakaları içerisinde her asa bakan cihet ve cepheleri vardır elhamdülillah. Evet. Şener abi yani Üstad Hazretleri tıp ilmine ilim demiyor dediniz ya ben biraz
Yani öyle bir cümle var da tıp diyor şeydir diyor, bir sanattır diyor. Yani o ibareden hareketle konuştuk yani. Yani manayı harfiyle tahsil ettiğimiz zaman inşallah o da ilim olur. Olur tabii, olur inşallah. Tamam. Evet. Neyse, Allah razı olsun. Amin cümlemizden. Evet, oku. İkincisi, kelam-ı ezeliden gelen ve bütün asırları ve bütün taif-i nevi beşeri muhatap ittihaz eden Kur'an-ı Hakim'in gayet külli manalarının cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafz-ı Kur'ani elbette küllidir. Şimdi bakın burada lafz-ı Kur'ani'yi neye benzetti? Mücevheratın kutusuna ne diyorlar? Sadef. Sadef. Sadefi açıyorsun, içinde onlarca, yüzlerce sadefin büyüklüğü nispetinde mücevheratlar var. Elfaz-ı Kur'aniye, lafz-ı Kur'aniye sadef. İçinde kelam-ı ezelden geldiği için bütün asırlara ve nevi beşerin bütün tabakalarına gayet külli manaların cevherleri o sadefi Kur'an'ın içinde mevcut. Elhamdülillah. Evet. Yalnız kıraatında her bir harfinin 10, 100, 1000 ve binler ve eyyam-ı mübarekede 30 bine kadar sevab-ı uhrevi ve meyve-i cennet veren huruf-u Kur'aniyenin her birinde mevcudiyeti kat'i olan icazın bir kısmını bu tefsirde gördük. Şimdi tabii Kur'an'ın icaz cephesine medar mana tabakası içerisinde bir de ahirete bakan ecir ve ücret noktasından bakınca her harfi Kur'an'ide en az 10 ayette geçiyor ya, 10, 100, 1000. Leyla-i Kadir sırrıyla 30 bin ecre mükafatı var. Demek bu kelam-ı ilahinin hayatı bakiye, ecre mükafata bakan bu kadar tefsiri, intişar ve inkişafı, mana alemindeki inkişafı, ahiretteki ecre mükafatı da gösteriyor ki demek ki Kur'an'ın her bir harfinin, her bir nüktesinin, her bir hakikatine medar çok güzellikler, çok esrarlar, çok nurlar, çok hakikatler o sadefi Kur'an'ın içerisinde mevcuttur. İşte müfessirler şimdiye kadar değil mi? 350 binden ziyade tefsir yazanlar o elfaz-ı Kur'an'ın içerisindeki mücevheratları her asrın dimağına, kalp ve ruhuna ne yapmışlar? Sunmuşlar, açmışlar, göstermişler. Evet. Üçüncüsü, bir şeyin hüsn ve cemali o şeyin mecmuunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görülen hüsn ve cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakış ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevehüm edilmez. Böyle olmasına rağmen Kur'an-ı Hakim'in sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazm, heyat ve keyfiyat itibariyle tahlil edildiği vakit başka bir tarzda yine kendini ehli tetkike gösteriyor. İşte bu işaretül icaz-ı Arabi tefsiri, icaz-ı Kur'an'ın 7 menbaından bir menba olan azmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve izhar ediyor. Kur'an-ı Hakim'in 10, 100, 1000 ve binler ve eyyam-ı mübarekede 30 bine kadar semere-i uhrev veren hurufatının her birisine ait işaretül icazın azami ihtimamla onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil, aynı hakikattir. Şimdi burada da Üstad bir mananın altını çiziyor. Bir şeyin hüsnü ve cemali o şeyin mecmuunda görünür. Bu bir kaide. Yani cüzlere ayrıldığı zaman mecmunda görünen hüsn ve cemal parçalarda görünmez. Yani tabii mesela bir kitabı okurken, mütala müzakere ederken mesela bir adam bizzat kitap yazmış. Kitap 10 bölümden müteşekkil. Her bölümün illa böyle zirve-i kemalde olunması mümkün değil yani. Mesela yani her kitap için geçerli. Şimdi mesela bir kitap yazıyorsunuz 10 sene önce. Sonra tekrar o kitabı yeniliyorsunuz ikinci baskı yaparken. Mesela bizim iktisatta var. Bazı konular bugünkü manada güncelliğini kaybetmiş.
önemli kat sayısı geride. Ya onu bölümden çıkartıyorsunuz veya onu ekonominin gidişi içerisinde tekrar güncelleştiriyorsunuz. Veya 10 sene içerisinde başka bir ekonomik mana, önemli bir mesele güne çıktığı için, gün ışığına çıktığı için onu öne almış oluyorsunuz. Dolayısıyla mesela bir insanın telif ettiği kitabın her bölüm ve cephesinin de harika ve mükemmel olması mümkün değil. Yani cüzlere ve parçalara ayrıldığı zaman orada nakısı, nokusu, noksanlık görünebilir. Şimdi burada tabii bir esere, bir şeye baktığın zaman onun hüsn ve cemalini umum mecmuunda görmek gerekiyor. Bu böyle ama şimdi Kur'an'da böyle bir istisna var. Kur'an kül itibariyle, hüsn ve cemal itibariyle kelam-ı ezeli. Her yette tenasüp, ölçü, muadelet, hikmet, marifet, hakikat. Kur'an'ın cüzlerinde de aynı sır var. Çünkü kelam-ı ilahi. Bakın, yani dolayısıyla işte bu işaret-i icaza girdiğimiz zaman usta mesela bir kelimeyi alıyor. O kelimenin her bir harfindeki icaz nüktelerini beyan etmiş oluyor. İşte işaret-i icazın diğer tefsirlerden farklı cephesi bu. Kur'an'ın nazmındaki belagatı, kelimenin üstünü, esresi, ötürü. Her bir harfe bakan cihet ve cephesi. Mesela usta diyor, lam kelimesi ihtisas manasıdır. Şu kelime hasr manasıdır. Şuradaki sükun, şuradaki ötür, şuradaki esre, şuradaki kelimenin mana tabakalarını ifade etmiş olduğu için, yani Kur'an hüsn ve cemali itibariyle mecmu noktasından, Kur'an icaz noktasından harika ve mucize olduğu gibi Kur'an'ın her bir ayetinin içerisindeki pek çok nükteler de o ayrı hüsn ve kemalatı ehli idraka, ehli ihtisası elhamdülillah göstermiş oluyor. Evet. Dördüncüsü, Kur'an-ı Hakim'in kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşer hitap etmesi hasabıyla manasında bir camiyet ve külliyet-i harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'i değil, göz müsüllü, muhit bir nazara sahip olmak gibi kelam-ı ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi nazara alan bir külliyette bir kelam-ı ilahidir. Yani bu cümlenin de üzerinde durmak, kelam-ı ezeli bütün zamanı Kur'an. Ezelden geldiği için ebede gidiyor. Bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi nazara alarak Kur'an konuşuyor diyor. Böyle bir külliyette kelam-ı ilahidir. Demek bu cihette bakınca ya Kur'an'ın içinde çok envar, çok esrar, çok hakikat mümdemiş. Evet. Elbette onun manası beşer kelamı gibi cüz'i bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar kavaid-i arabiyeye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur. Üstad burada üç tane önemli ölçü veriyor. Şimdi Kur'an'da sarih manalar var mı? Var. Ahkam tamamen sarih manalar üzerine gidiyor. Sarahatın yanında işaret var mı? İşaret manalar da var. Remzi daha ince manalar var. İma var. Telvih var. Yani Kur'an ne yapıyor? Kinayet kabiliğinden kinaye sanatını kullanıyor. Başka telmih var. Şey ediyor bakın. İşaret ediyor. Haber vermiş oluyor. Bütün bu manalar olur. Ama burada bir ölçü var. Biri bu manaları istihraç ederken üç nokta önemli. Birincisi, Arapça kaidelere uygun bir şekilde şerh ve izah edeceksin. Arapçanın gramer kaidelerine muvafık ve mutabık ancak o manalar istihraç edilebilir. Bu bir. İkincisi, nah usulüne göre, usulü nah yani gramer kaidelerine göre ve bir de usulü dinin temel esaslarına
tağir etmemek kaydıyla, tevhide medar, risalete medar, Kur'an'ın getirdiği temel ölçülere muhalefet olmamak kaydıyla o manalar, yani sarih manaların yanında tefsirlerde işari, remzi, ima, telmi gibi mana tabakalarına işaretler vardır ve mevcuttur. Ve bunlar da o kelamdan bizzat murattır ve elhamdülillah maksuttur. Evet. İfadetül meram. Kur'an-ı Azimüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arş-ı âlâ'dan irad edilen ilahi ve şumulli bir nutuk ve umumi rabbani bir hitabe olduğu gibi. Hitabe bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin bütün zamanları nazil olduğundan ebede kadar düşüneceğiz, evet, değil tabii. Mi? Bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasca daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bir hakkın Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Şimdi burada da bir ölçü verdi yani. Şimdi Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan, her ismin azam mertebesinden gelmiş olduğu için Kur'an nutuk ve beyanı bak Rabbani bir hitaptır. Yani bütün zaman boyutları içerisinde beşerin bütün ihtiyaçlarına, taleplerine cevaptır. Şimdi Kur'an'ın böyle bir camiyeti, böyle bir keyfiyeti olduğuna göre bir müfessir, değil mi? Ha. Düşün, hangi kim olursa olsun, onun daire-i ihatası nedir? Dardır yani. Kur'an'ın bütün envar ve esrarlarını ihata ve idrak edecek keyfiyette, çapta değildir. Bir ferdin diyor, fehminden, anlayışından veya karihasından, o ilmi rusuiyetinden çıkan bir tefsir, bir hakkın diyor. Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Bir hakkın. Belki tabii o zat fikri karihası nispetinde, o kendi sahasındaki fehmi, idrak ve intikarı nispetinde birçok manaları şerh eder, ifade eder. Beşere de faydası olur ayrı. Onun için mesela iki tip tefsir var. Biri rivayet tefsiri, öbürü de dirayet tefsiri. Rivayet tefsirinde ne yapıyor? Kur'an'ın ayetlerini alıyor, rivayet olarak bu ayet hakkında Peygamberimiz ne söylemiş? Sahabeler bu ayeti nasıl anlamışlar? Bu şekilde. Bir de dirayet tefsiri. Dirayet tefsirinde o Kur'an'ın ince ve derin manalarını ilmi rüsviyetiyle o müfessir ifade etmiş oluyor. Tabii yani bundan 500 sene, 1000 sene önceki bir alimin, işte Kur'an mesela insanın yaratılışını anlatıyor. Alakadan mudgaya, mudgadan ta hılkat-ı insaniye kadar ceninin ana rahmindeki teşekkülü. Bundan 1000 sene önceki bir müfessir, bugünkü işte şimdi diyelim tıp ilminin gözüyle baktığımız zaman anlatırsa nasıl anlatmıştır? İşte o ayete kelimelere mana vermiştir. Ama şimdiki bir nevi görsel mi diyorlar işte ana rahminde çocuğun teşekkürünün adım adım neyi var? İntikal safhası var. Yani bazen de asırlar ve zamanlar o manayı çözmeye muvaffak ve mutabık değil. Değil mi? Yani işte al kitabını oku diyor Kur'an. İşte kitabı sağdan verilenler, kitabı soldan verilenler. Bir 300 sene önce geriye git. Bugünkü insanlar tamam inandık, iman ettik. Ama şuhudi manada bu nasıl insanın eline kitap verilecek? İntikal zor. İman eder, tasdik eder ama şuhud derecesinde göze gösterecek bir delil o gün yok. Bugün var işte. Şu akıllı telefon var. Aç oku. Hadi. İnternet bak. Bütün bilgileri Cenab-ı Hak bir kutunun içerisinde muhafaza ediyor mu? Gözlere gösteriyor mu? Gösteriyor. Demek Kur'an'ın bazı tabakaları var ki zaman onu tefsir edecek.
müfessir usta diyor ya mesela, İbn-i Sina değil de efendim şey, zamanın çocuğu olmak, zamanın çocuğu olmak. İbn-i Sina gibi diyor, İbn-i Sina gibi, İbn-i Rüşd gibi alim bir, fazıl bir insanı getir gece soluna bırak. Değil mi? Hiç elektrik görmemiş, gece karanlık. Ya burayı aydınlat. İbn-i Sina gibi diyor, bu fikirde kayası yüksek olan bir insan o salonuna girse elektrikten haberi yok, düğmeden de haberi yok. Nasıl açılır? Nasıl söndürülür bilmiyor yani. Onu cehil yapan zamanın neyidir? İcraatıdır, ilcaatıdır yani. Bu noktaya nazardan mesela müfessirlerin, 300-500 sene önceki müfessirlerin beyanlarındaki bazı ifadeler, bugünün gözüyle baktığımız zaman o ifadeler çok tüfeğli kalmış oluyor. Çünkü teknoloji noktaya gelmemiş. Sadece tasvir etmişler, geçmişler. Evet. Zaman ilerledikçe Kur'an gençleşiyor. Onu tevazu ediyor. Evet, tevazu ediyor bak. İlim ve teknolojide derinleştikçe o derinleşen ince manalar Kur'an'ın icazını, kelam-ı ilahi olduğunu akıl gözüne göstermiş oluyor. İşte Avrupa'da, Batı'da birçok insan, ilim adamı Kur'an'ın bu icaz nüktesindeki belagatı, icazı gördüğü zaman ne yapmışlar? Elhamdülillah Müslüman olmuşlar ve oluyorlar. Evet. Fener çünkü abi, bu son bahsettiğiniz konularla ilgili olarak Üstad Fazıl'ı en başta okuduk, geçtik. İleride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsir-i Kur'an'ı yazsın inşallah. Bu bir dua mıdır yoksa gerçekten? Oraya geleceğiz. Oraya geleceğiz. Yani. Onunla ilgili bahis var. Orada konuşalım oğlum. Evet. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahvali ruhiyelerine ve maddiyatlarına cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Bakın şimdi burada cevap vermiş oldu. Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahval-i ruhiyesine bir, maddiyatlarına iki, cami olduğu ince fenler üç, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Tamam, şimdi siz doktorsunuz, tamam, kalp hakkında konuşabilirsiniz. Ama Kur'an sosyal hadiselerden bahsediyor. Semavattan bahsediyor, astronomiden bahsediyor. Fizikten, eşyanın şeylerinden, nitelik özelliklerinden bahsediyor. Şimdi bir insan ancak hele bu asrın patırtı ve gürültüsü içerisinde olsa olsa, iktidar olsa ancak bir sahada uzman olabiliyor. Tıpta da öyle yani, değil mi? Yani şimdi adam diyor ki, bak bu benim saham değil. Ben göz doktoruyum. Göz doktoru kalp ameliyatı yapmaz. Değil mi? Kalp ameliyatı yapan da herhalde beyin cerrahi olmaz. Bakın tıpta aşağı yukarı 70-80 tane ne var? Branş var. Her branşın uzmanı var. İşte usta diyor, nazaratta, muhakematta diyor ki, bir insan diyor, usulü fıkıhta, usul-ü fıkıhta müştehit olsa, yani usul ilminde rusuhiyete çıksa, bir insan diyor usul-ü fıkıhta müştehit olsa, ya müştehitlerin yanında diyor tüfeğlidir, çocuk gibidir. Yani enteresan bir ya. Evet. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakaik-i Kur'aniye görsün, bir tarafane beyan etsin. Bu da önemli. Bak, her ferdin mesleği ve meşrebi taassuftan hali olamaz. Yani bu her sahada görünebiliyor. Mesela diyelim bir insan kalpçi ise hastaya yaklaşırken önce kalp noktasından yaklaşıyor. Bütün meseleler geliyor, kalbe bağlıyor. Öbürü diyor ki hayır efendim, beyin. Öbürü de diyor ki bağırsaklar, insanın esas şey, sıkıntıları, kan damarları. Bu aslında ne diyor? İşte yenilen gıdalar ve hakeza. Yani insanlarda bir manada meslek körlüğüne medar bir şey var, bakış var. Kendisi hangi sahada uzmanlaşmış ise o uzmanlaştığı sahaya medar hakikatları bir cihette diğer alanlarda ne yapabiliyor? Teşmil edebiliyor yani. Evet.
Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Şimdi bu ince fenler ve ilimlerde her fert diyor vakıf ve sahibi ihtisas olamaz. Şimdi teoride iki görüş var. Biri havuç tekniği, öbürü de turp şalam tekniği. Şalam tekniği şu, mesela doktor mu olacaksın? Doktor ol, kalpten de anla, mideden de anla, böbrekten, bağırsaktan da anla. Her şeyden yeteri kadar ümmetin ihtiyaçlarına, hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde sanki bir nevi acil doktoru gibi. Acile geldiği zaman acil doktor gece 3'te hasta geliyor. Cerrah yok, uzman yok. Mesela çocuksa çocuk doktoru yok. Cerrah yok, işte acil doktor ne yapıyor? Hemen müdahale ediyor. İşte Allah bereket versin. Bu şey tekniği, turp tekniği. Her ilimden bir şeyler al, bir şeyler öğren. Bir de havuç tekniği var. Havuç tekniği de kendi sahanda derinleş. Havuç böyle aşağı, topraktan aşağı iniyor ya. Kendi sahanda uzmanlaşmak. Şimdi bu şimdiye kadar, yani aşağı yukarı 20. yüzyılından itibaren bu asra gelinceye kadar genellikle teknik şeydi, turp tekniğidir. Mesela adam hocadır. Hem akaidten, hem ilmi kelamdan konuşuyor, hem hadisten konuşuyor, hem fıkıhtan konuşuyor, hem Arapçanın ince nüktelerinden, belagatından konuşuyor. Hem her şeyi biliyor. Her şey alakadarlığı var. Bir de havuç tekniği sadece bir saatte, bir sahada uzman. Böyle. Yani bu. Şimdi bu cihette baktığımız zaman, yani havuç tekniği itibariyle baktığımız zaman insan ancak bir sahada uzmanlaşabilir, derinleşebilir. Turp tekniği olduğu zaman da gövdeyi biraz büyütüyorsun ama derinlikle, toprağın derinliklerinden tağaddi edecek şeyleri, gıdaları da hakkıyla alamıyorsun demektir. Evet. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki bir nevi icmağın tasdikine mazhar ola. İşte bu da önemli bir şey. Değil mi? Cumhur ulemanın tasdikine vabestedir. Yani bir fikre davet nedir diyor? Bid'attır diyor. Yeni bir fikre davet bid'attır. Bir fikre davet ettiğiniz zaman davet ettiğiniz konuyu mecmu itibarıyla bütün ulemalar tasdik ediyorsa, o noktada icma varsa kabul edilir. Yoksa o zihniyet, o fikir, o insana münhasır kalır. Onun meşrebine taalluk eder. Külli ve umuma masadak olamaz. Evet. Binaenaleyh, Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatların tespitiyle her biri birkaç fende müteassıs olmak üzere muhakkikini ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim kanuni hükümlerin tanzim ve ıttıradı bir ferdin fikrinin değil, yüksek bir heyetin nazarı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki umumi bir ehemmiyeti ve cumhur-u nasın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-i ümmet hücceti elde edebilsin. Burada kısmen Mustafa Bey'in sualine bir cevap var. Onun daha tafsiratı da gelecek. Evet. Evet. Binaenaleyh bir de oku. Binaenaleyh, Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlarının tespitiyle her biri birkaç fende müteassıs olmak üzere muhakkikin-i ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla... Buradadır bakın, diyor. Her biri birkaç fende müteassıs olmak üzere muhakkikin ulemadan yüksek bir heyetin
tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Niye? Şimdi Kur'an'ın ince manalarının tefsirlerde dağınık surette bulunan Kur'an'ın mehasinleri ve zamanın tecrübesiyle, fennin keşfiyle ortaya çıkan sır ve hakikatların tefsirlerde beyan edilmesinin şartı bu. Her bir birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikini ulamadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Yani eşya ile ilgili, zamanla ilgili, zamanın tesiratı ile ortaya çıkan Kur'an'daki ince sır ve hakikatların ehli hakikata, ehli imana tavim edilmesinde böyle bir yüksek şeyin, heyetin tahakkuku lazımdır. Evet. Nitekim kanunun hükümlerin tanzim ve ıttıradı bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazar-ı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki umumi bir emniyeti ve cumhur-u nas'ın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma-i millet hücceti elde edebilsin. Ya demek ki burada da yani bütün kalbi, külli, vicdanı umumiyi şey edecek, itminan edecek, tatmin edecek, rusuhiyete medar alimlerden müteşekkil bir heyetin varlığı ne yapıyor? Öne çıkmış oluyor. Yani demek ki burada şu da var. Mesela bir molla bakıyorsunuz bir fetva veriyor. Yani bu fetvaya göre amel edin. Şimdi bu fetva nefs-i emirde doğru mudur? Hakkata mutabık mıdır? Eğer müştehit ise isabet etmiş midir, etmemiş midir? Bu noktaya nazardan gündeme gelebilir. Ama umum ulamalar, alimler aynı noktaya parmak basıyorsa bu nedir? Kabulü ulama da bir hüccettir. Ve kalbi, külli, vicdanı umumi ne yapar? Elhamdülillah. İtminana sevk edebilir. Evet. Evet. Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir iştihada malik ve bir velayet-i kamileye haiz bir zat olmalıdır. Şimdi burada, şimdi buradaki üstad ölçüyü verdi. Yani Hamit Bey'in sorduğunu üstad burada cevap veriyor mu? Veriyor. Bakın. Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri kim olması lazım? Üç tane şart var. Biri, yüksek bir deha sahibi. Yüksek bir deha sahibi. Bir deha-i kutsi var, bir de deha-i nurani var. Deha-i kutsi. İşte Şah-ı Geylani bir deha-i kutsi. Şah-ı Nakşibend bir deha-i nurani. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbi, Rabbani gibi zatlar. İşte ustad. Yüksek bir deha sahibi. Bak deha-i maddi demiyoruz. Dikkat et. Deha-i kutsi, deha-i nurani. Kur'an'ın envar ve esrar hakikatlerine vukufiyet ve rüsviyete çıkacak bir deha sahibi. Bu bir. İkincisi, nafiz bir iştihata malik. Yani müştehit vasıf ve sıfatlarını taşıyacak. Şimdi bu asırda müştehit var mı yani? Yani müştehit iştaha sahibi. Bu ettiği iki. Üçüncüsü de bir velayet-i kamileye haiz bir zat olması lazım. Velayet-i kamile. Demek Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessirinde hem yüksek bir deha, hem nafiz bir iştihat ve hem de velayet-i kamileye haiz bir zat olmalıdır. Sungur abi bir zaman anlatmıştı. Üstad demiş ki mesela bir kitabı telif ederken telif ettim. Yazdım, bitirdim. Yani fikirle, ilimle, İlmi Resuhiyet'te bir kitabı kaleme aldım, bitirdim. Tamamlandı. Ha. İlmiyle yazdığı hakikatı, yüksek ehli hakikat, bu sefer velayetiyle, velayeti kamile ile baştan sona okumuşlar. Acaba içinde hata var mı?
kusur var mı? İslamiyet'in kutsiyetine, Risalet'in hakkaniyetine, edep, ahlak, fazilet ve kemalata mugayir kusurlar varsa onları da velayet gözüyle tekrar silip, tabiri caizse tahsiye etmişler, tekmil etmişler, öyle kitapları basmışlar. İlmiyle yazıyor, dikkat edin, velayetiyle murakabe muhasebe ediyor, kontrol ediyor. Şimdi bu noktaya nazardan bakınca Kur'an'ı tefsir edecek zat hem yüksek bir deha sahibi olsun, hem iştahata malik, muktedir olsun, hem de velayet-i kamile haiz olsun. Bu asırda bu üç vasfı taşıyacak yiğit var mı? Varsa söyleyin, çıksın meydana, yazsın hadi. Bakın ya. Ama Cenab-ı Hakk'ın ikram ve ihsanı bu üç mana üstadda içtima etmiş mi? Etmiş elhamdülillah. Biz öyle itikat ediyoruz. Üstadın işte ilmi, işte resuliyeti, işte vukufiyeti, işte velayeti, işte kemalat. Evet. Bilhassa bu zamanda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telavuk-i efkarlarından ve ruhlarının tenasübünden birbirine yardım etmesinden ve hürriyet-i fikirlerinden ve taassuplardan azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bulunur. Şimdi bu cümlenin de üzerinde biraz durmak gerekiyor. Evet. Bilhassa bu zamanda. Bilhassa bu zamanlarda bu şartlar ancak yüksek bu şartlar, azim. Bu üç şart. Ancak. Ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle. Burada bir bak. Yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle. Bu bir. Yani bir araya gelecekler. Tesanüdle. Yani Allah rızası için şu Kur'an'ın belagatını, nazmındaki cezareti, Kur'an'daki mesajları, Allah dilinin bu hakikatlerini tebliğ etmek manasıyla bir araya gelecekler. Nasıl? Efendim, tesanüdle. Yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle. Yani her birisinde ayrı bir kafa yok, ayrı bir bakış, ayrı bir değerlendirme, cenk ve cidal. Sen şöyle diyorsan ben de böyle diyorum. Tarafkirlik, inat, çekişme yok. Bak, Allah rızası için Kur'an'ın, belagat-ı Kur'aniyenin nükte ve noktalarını ümmete tamim etmek, duyurmak manasıyla tesanütle bir araya gelen yüksek ve azim bir heyetin varlığı bu bir. Ve o heyetin telavuki efkarlarından. Evet, bir de fikirlerindeki ne? Güç ve kuvvet. Yani fikir fikre ne yapar? Kuvvet verir. Yani rusuyete çıkan fikirleriyle ve bir de dikkat edin ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden. Bu da çok önemli. Ruhların tenasübü. Ya. Şimdi burada tabii biraz durmak lazım. İşin ince noktaları var mı? Var. Ruhların tenasübü. Bakın. Hazreti Mevlana diyor ki ruhlar diyor öbek öbek yaratılmıştır. Bak. Öbek öbek. Ruhların da kalitesi var mı? Var. Birbirine muhalif olan ruhlar var. Birbirine düşman olan ruhlar. Müminin ruhu ile kafirin ruhu. İmanlı ruhu ile imansızın ruhu. Birbiriyle mübareze eden, birbiriyle nefret eden, birbiriyle bir araya gelmesi mümkün olmayan ruhlar. Ebu Cehil'in ruhu ile Hazreti Ebu Bekir'in ruhu içtima eder mi? Cem olabilir mi? İmtizaç edebilir mi? Edemez. Bak. Şimdi ruhların tenasümünden ne anlamamız gerekiyor? Bak. Birbirine açılan ruhlar. Birbiriyle bütünleşen ruhlar. Bak. Ve bunlar ince manalar. Birbirini takviye eden ruhlar. Birbirini tahkim eden ruhlar. Birbiri ile bütünleşen ruhlar.
birbirine muin ve müzahir olan ruhlar. Bu ruh asaleti çok ince bir sırdır yani. Orada üns vardır. Üns. Ünsiyette ne vardır? Ünsiyette lezzet vardır. Ünsiyette inşirah vardır. Ayet-i kerime var ya, her ruh nasıl ferahlanır? Bak, ayeti hatırladınız mı? Her hizip, ayet, her hizip kendi içinde ferahlanır. Ayet, her hizip kendi içinde ferahlanır. Şimdi burada bir azim bir sır var. Yani ben bunu şöyle anlıyorum, bunu ifade edeyim, anladığımı. Siz bana yardım edin isterseniz. Her hizip kendi içinde ferahlanır. Yani hayalen, değil mi? Mekke'de, Medine'de yaşayan bir sahabe böyle hayalen başını çıkarsın, kabirden baksın Mekke'ye, Medine'ye. 1400 sene önceki Mekke'den bir haber var mı? Belki sadece tanırsa da işte burası Beytullah. Ama Beytullah'ın çevresi, Allah Allah. O evler, o sokaklar, o caddeler, o hatıralar ne? Tamamen kapalı, örtülü. Medine'deki bir şeyi düşün. Bir Müslümanı düşün. İşte bir Resulullah'ın şeyi, kabri şerif. Bazı sahabeler Resulullah'tan önce de öldükleri için onlar o kabri de ne yapmamışlar, görmemişler. Şimdi şu anıyla yani Cenab-ı Hak yarın ahirette dünya nedir? Cennetin neyidir? Müzesidir. Allah dünyayı zayi etmeyecek. Çünkü dünya peygamberlere hizmet etmiş. Bizim anamız, biz onun kucağında büyüdük. Küre-i arz ahirette bir manada nedir? Ahiret menzilidir, temaşa yeridir. Tabiri caizse müze. Ahiret aleminin müzesi dünya. Şimdi o dünyaya girdikleri zaman bugünkü dünyayı, bugünkü Mekke, Medine'yi sahabelere gösterse sahabeler lezzet alır mı? Zannediyorum olmaz. Çünkü hatıralar, yaşadıkları evler, sokaklar, caddeler, hatıralar, insanların hiçbirisi yok. İşte böyle anlaşılıyor ki demek ki Allah alem yani cennette dünya bir albüm gibi açılacak. Mesela bir adam albümü açıyor. İşte bir yaşında Ahmet'in bir yaşındaki fotoğrafı oğlunuz. 3 yaşı, 10 yaşı, 20 yaşı, 40 yaşı, 70 yaşı. Aynı onun gibi. Herhalde Allah alem cennette de dünya açıldığı zaman sahabelerin dünyası, onların yaşadığı dünya, onların işte yaşadığı, işte Mekke, işte Medine. Bize o dünya, onların 1400 sene önceki Mekke, Medine açılsa, tamam biz hacca gittik, umreye gittik ama bugünkü dünyanın standartları içerisinde gördüklerimizle bizim neyimiz var, ünsiyetimiz var. Her hizip kendi içinde ferahlanır sırrı herhalde ahirette de geçerli bir kanun olacak. Yani ahirette de tabii her Müslümanla rabıtamız olacak elhamdülillah. İman noktasından, müşterek esaslar noktasından, ders halkası, marifet sofrası noktasından bütün müminlerle irtibatımız var. Ama mesela ahirette sahabeler kendi işlerinde ferahlanacak. Tabiin de kendi işlerinde ferahlanacak. Aynı şekilde kadriler, nakşiler, işte nur talebeleri. Hatta o talebeler içerisinde meslek bir olmakla beraber meşrep noktasından farklılıklar varsa o farklı meşrepler de daha ziyade birbirine yapacak? Ünsiyet edecek. Şimdi tabii ruhların ünsiyeti bir hakikatin taliminde, tedrisinde ve tamminde de ruhların ünsiyeti çok önemli.
Yani birbirini tekmil eden, birbirine müzahir olan, birbirine açılan ruhların bir araya gelmesiyle o yazılan tefsirin hakikat noktasındaki derinliği, tadı ve kıvamı bir başkadır. Başkayla mukayese edilmez. Evet. Ve hürriyeti fikirlerinden... Bak bir de hürriyeti fikirlerinden, yani fikriyatını yani kayda koymadan, ya sen sus, tamam sen çok konuştun, öyle değil ya. Ben fikriyemi hüküm beyan ediyorum bak. O fikir hikmete, hakikate, marifete muvafıksa sen onu dinleyeceksin. Onu gündeme getireceğiz, onu konuşacağız, onu tartışacağız. Evet. Ve taassuplarından azade olarak, tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bulunur. Taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan. Yine iş geliyor. Neye dayanıyor? İhlas. Tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bu özellik bulunabilir. İşte müfessir budur. Bu olması icap eder. İşte Kur'an ancak böyle bir şahs-ı Kur'an'ı ancak böyle bir şahs-ı manevi tefsir edebilir. Burada kalalım isterseniz. Abi bir iki paragraf var. Yok, önemli. Ondan tamam, sonra kısımlar çok önemli. Oraya geçmeyelim. Burada kalalım isterseniz. Olur abi. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alim hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.